İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bir yaşam ve sağlık programında daha birlikteyiz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Doktor Yavuz Dizdar Bey efendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Doktor Yavuz Bey 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Önce İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Çapa'da eğitimini bitirdi. Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tıp eğitiminin ardından bir mecbur hizmet dönemi var. Ardından İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ana bilim dalında ilaç bilimi üzerine eğitim gördü. Daha sonra 92-96 yıllarında radyasyon onkolojisi ana bilim dalında kanser Doğru. üzerine uzmanlık eğitimini tamamladı. Doğru. Bu eğitimlerin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde kanser biyolojisi ve immünolojisi doktorası unvanını aldı. Halen aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmaktadır. Doğru. Aynı zamanda yazar. Tıbbi çalışmalarına paralel olarak 94'ten bu yana da Dünya Gazetesi'nde sağlık ekonomisi ve politikası üzerinde yazılar yazmaktadır. İstanbul Üniversitesi'ne ve üniversite eğitimine yönelik yazıların yer aldığı Fakülte Dergisi de 2008 yılından beri yayın hayatındadır. Kendisini zaten tanıyoruz çeşitli kanallarda. Çok geniş, engin bilgisiyle halkımızı bilgilendiriyor. Bugün de inşallah öyle olur. İnşallah. Evet, Pınar Hanım'la birlikte sunuyoruz. Pınar Akkaş Hanım, buyurun. Hocam günümüzde beslenme çok önemli ama doğru beslenme, gerçek beslenme. Bunun da tabii hastalıklarla ilgisi birebir. Özellikle öyle görünüyor. Öyle yani görünüyor. En azından son zamanlarda bu konular daha çok gündeme haline geldi. Özellikle bu hastalıklar içinde kanser vakalarında galiba daha çok geçerli. Aslında sadece kanser artmıyor. Biz evet. kanseri daha korkutucu hastalık olduğu için hep ilgimizi kansere yöneltiyoruz. Romatizma da artıyor. Kalp hastalığı da artıyor. Evet. Çocuklarda otizm evet. artıyor. Psikiyatrik hastalıklarda artış var. Çünkü baktığınız zaman şizofreninin de arttığını görüyorsunuz. Ve insanlar diyorlar ki şizofreni derneği işte bu hastalığın artışı ne olacak? Nereye gideceğiz? Demek ki topyekün bir hastalık artışı var. Diyabet de bunun bir tarafında. Evet. Bizim meselemiz bunların arasında bir ortak ilişki var mı? Evet. Çünkü bir toplumda sadece bir hastalığın artışını bekliyorsanız eğer bu olsa olsa grip gibi bir enfeksiyon hastalığı olabilir. Aksi takdirde hastalıkların ortalama görülüş sıklığı yıllar içerisinde çok fazla değişmez, 10 evet. yıllar içinde de değişmez. Bir zamanlar hatırlayınız insanlar daha iyi beslendikleri için gut hastalığına tutuluyorlarmış. Evet. Gutun evet. prevalansında, görülme sıklığında belli bir değişikliğin olmaması beklenir. Ama sözünü ettiğimiz bu hastalık skalası hepsinde bir artış gösteriyor. Ve sağlık harcamaları bugün Amerika Birleşik Devletleri için sürdürülebilir olmanın tamamen dışına çıktı. Adamlar zaten bir miktar kesintiyi getirdiler. Yakın zamanda bütçenin %20'sinin sağlığa gideceğini öngörüyorlar. Bir ülkenin bütçesinin %20 sağlığa gidiyor olması ciddi bir sorun evet. olduğunu gösterir. Evet. O nedenle ne değiştiğine bakacağız. Bizim ülkemizde şöyle bir avantajımız var. Bu değişiklik dezavantajın avantaj haline getireyim bir faydacılık varsa eğer bu değişiklik kısa süre içinde oldu. 20 yıl öncesinde ciddi bir hastalık yükü yoktu. Biz en azından çalıştığımız enstitüyü biliyorum. Yaz aylarında mesela günde 4-5 tane kontrol hastası gelirdi. Haftada birkaç yeni başvuru olurdu. Bugün baktığınızda her gün birkaç yeni başvuru. İstanbul gibi merkezde 20 tane büyük onkoloji ünitesi var. Ve hepsi ağzına kadar dolu. O zaman diyorsunuz ki hastalık artıyor. Yani bu aşamada Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı istatistikler bir artış bildirmese de benim için fark etmez. Evet. Bu hastalıkta çok ciddi bir artış var. Doğru ya da yanlış. Ama esas olan şu, hastalıkta yaş kayması var. Bu alarme ediyor. Yaş aşağı doğru kayıyor. Evet. Yani eskiden biz 20 yaşında, 25 yaşında meme kanseri görürsek kongrelere tebliğ olacak kadar ilginç bir durumdu. Bu yaşta da olabiliyormuş diye. Bugün her hafta 25-30 yaşında bir hasta başvuruyor. Demek ki bu hastalık yaşındaki kaymanın başka şekilde açıklanması gerekiyor. Bizim söylemeye Doğru. çalıştığımız, evet. Evet. çünkü klasik öğretiye baktığınız zaman Amerika bunun başındadır. Alkol diyor, sigara diyor, kilo fazlası diyor. Üç tane nedene bağlıyor. İstatistik nereden bakarsanız size onu anlatır. Evet. Bu insanların diğer değişkenlerinin sabit kaldığı varsayımıyla yapabileceğiniz bir istatistik. Yani siz toplumda ciddi bir gıda değişikliği varsa, endüstriyel gıda, marketlerden alışveriş, pazarın kaybolması, köylünün ortadan kalkması, tarımın olduğu gibi artık endüstriyel tarıma dönüşmesi, siz diğer faktörlerin sınanabilirliğine inanmayacaksınız.
değişkenlerin hepsini kontrol etmeniz lazım ki konuyu sigaraya atfedebilin, konuyu alkole yükleyebilin. Ama ülkemizde sigara alışkanlığı neyse ki son zamanlarda azalmaya başladı. Evet. Kapalı alanlarda içilmiyor. Hadi bunun etkisini daha görmedik. Bir 5 yıl daha bekleyeceğiz etki görmek için ama bizim ülkemiz gibi bir yerde mesela alkol hiçbir zaman öyle bir batı ülkesi kadar ciddi bir sorun oluşturmadı. Doğru. Keyfek eder millet, o da bellidir zaten. Kilo fazlası son yıllarda artıyor, bu da doğru ama artış ile kanser birbirinin neden sonuç ilişkisi midir yoksa beraber görülen tablolar mıdır, bunu da açıklamak gerekiyor. Diyabet de artıyor çünkü, o zaman ne diyeceğiz, diyabet artışı kansere mi neden oluyor? Hayır. Hepsini toparlayacağız ve şöyle söyleyeceğiz. Bir etken var. Bu etken hastalıkları aynı mekanizmayla ortak olarak artırıyor. Hastalığın geçmişini dinlediğiniz zaman hastadan bu yoldan geçtiğini görüyorsunuz. Önce bir diyabet oluyor, bir fıtık oluyor, bir göz hastalığı falan geçiriyor. Arkasından en sonunda da kanser hastalığı tanısı konuyor. Bir üçüncü sorun daha var. O da hastalığın klinik seyri değişiyor. Biz hastayı eskiden mide kanseri denildiği zaman çok bitkin durumda bulurduk. Şimdi adam geliyor, yanağından kan damlıyor. Bir şekilde gitmiş hasta, bir şekilde bir gastroskopi yapılmış ve bu kanserin tanısı konmuş. Değişkenler sizin bakmanızla ilişkili. Eskiden memeyi taramıyorduk, şimdi tarayıp buluyoruz, kadının hiçbir şikayeti yok. Eskiden gastroskopi imkanı çok kısıtlıydı. Birkaç merkezde vardı. Evet. Şimdi neredeyse bütün küçük merkezlerde de gastroskop var. Teknolojik imkanlar arttı. O zaman siz hastalığın hakikaten mi arttığını yoksa aşırı teşhis denen bir durumla mı karşı karşıya olduğunuzu da bilmiyorsunuz. Ama tanı bir kere konulduktan sonra klinik tabloyla açıklayamıyorsanız bile bunu, bu insan o tedaviyi görüyor. Evet. Sorun bu bir vitamin tedavisi değil. Tıp teknolojisinin ilerlemesi, imkanların artması hastalığın tedavisinde de o zaman önemli bir yer. Hayır, maalesef evet. Öyle de olmuyor. Şimdi yıllarda bakıyorsunuz, tıpta harcanan paranın haddi hesabı yok. Yani bir ortalama büyük ilaç firmasının yıllık Ar-Ge harcaması yaklaşık 10 milyar dolar civarında. Bunun gibi en az 10 tane firma vardır. 100 milyar dolar Ar-Ge'ye yılda harcıyorlar. Toplamda baktığınızda tıbbi işlemlerin ya da araştırmaların bütçesi nedir diye trilyon dolar civarında olması lazım. Çünkü baktığınızda moleküler biyolojisi, bununla ilgili araştırmalar, evet, genetik, bunların hepsi yüksek teknoloji ve para gerektiren alanlar. Trilyon dolarlık harcama olan bir yerde bir ilerleme bekliyorsunuz. Biz bu hastalığın nedenini bulduk. Ona nedene göre şu 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 önlemleri aldı. Hayır, öyle olmuyor. Yeni ilaç çıkıyor, tabii ki çıkacaktır. Adamlar uğraşıyorlar, bir yeni ilaç buluyorlar, bunu değişik alanlarda sunuyorlar. Ben size söyleyeyim, 10 yıl sonra çıkacak ilacı da şu an biliyoruz zaten. Bir kod adı olarak var. Evet. Ama bu bir pazara dönüşmüş durumda. Bir pipeline var, boru hattı deniyor buna. Bu pipeline'a girmiş olan ilaçlar belli şimdiden. İleride olağanüstü bir sorun olmazsa bu ilaçları görmeye başlayacağız. Bugün kullanılan ilaçlar da 10 yıl öncesinde aslında bilinen ilaçlardı. Demek ki tıpta bu kadar trilyon dolarlık harcama döngüsüne rağmen bir ilerleme yoksa o zaman sizin yapmanız gereken geri dönüp hangi sene bozulduysa bu paradigmanın bütününü gözden geçirmek. Aksi halde içinden çıkamazsınız. Bütün anlayışı bir daha gözden geçireceksiniz. Bunun evet, benim açımdan yapılmış olan kısmı beslenmedir. Ama evet, beslenmeyle ilgili okumalar sırasında gördüm ki insanlar pek çok alanda bir paradigma yanılgısına girmişler. Bunun bir ucunda beslenme var, tıbbın genelinde hata var, teknolojiyi çözüm zannetmek gibi bir durum var. Teknoloji elbette ilerliyor. Hepimizin önünde bilgisayarlarımız, cep telefonlarımız ama insan vücudunun nasıl çalıştığını anlamaya yönelik herhangi bir ilerleme olmamış. En kaliteli yayınlar 1960'larda bitiyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı bir jenerasyonu değil sadece, hakim gücün el değiştirmesi nedeniyle Avrupa'nın bakış açısını ortadan kaldırmış. Hastalıkların adlandırmalarında doğaya bakış açısında Amerikan bakış açısıyla bakmak başkadır, Avrupa bakış açısı başkadır, bizim bakış açımız bambaşkadır. Biz Doğu felsefesiyle bakıyoruz. Doğu felsefesiyle baktığınız zaman olayların şekli şemali yorumlaması tamamen değişir. O yüzden ara bir böyle bir irdeleyip baştan gözden geçirmek gerekiyor. Yaptığımız da budur. İrdeleyip bütününü paradigmanın sorgulayıp hatanın nerede yapıldığını anlamak, hatanın yapılışı da 1930'lara kadar gidiyor. Büyümeyle sağlıklı olmayı aynı zanneden bir zihniyet var.
Hayvanlarda çalışmalar yapmışlar. Kıtlık yılları. Dünyada mesela en büyük grip salgınından ölüm 1918'de oluyor. Neden diyorsunuz 50 milyon kişi öldü? Doğruysa eğer. Evet. Çünkü Dünya Savaşı'ndan çıkıldığı için kaynaklar çok kıt. Sonrasında bu ellerindeki stoklar 2. Dünya Savaşı'nda mesela, savaş bir anda bitince dediler, evet, kalanları bir şekilde endüstriyel forma dönüştürüyorlar. Bundan da bizim bugün tükettiğimiz bir takım maddeler ortaya çıkıyor. Biz genel olarak Avrupa'nın beslenme sisteminin gerisindeyiz, Amerika'nın ama 40 yıl falan gerisindeyiz. Amerikan zihniyeti Avrupa'ya çok fazla hakim olamamıştır. Çünkü onların daha çok gelenekçi bir yapısı var. Evet. Yani bir Fransız mesela sofradaki peynirinin üretim teknolojisine sahip çıkıyor. Biz ama orada uyumuşuz. Bunlar kendi yanlış teknolojilerini Türkiye'ye yerleştirmişler. Tebliğleri buna göre değiştirmişler ve sonuçta bizim bugün marketten bu işlemden geçmemiş herhangi bir ürün bulma şansımız çok azalmış. Evet, sizin anlattıklarınız da tabii sistemdeki aksaklıkları... Bu sistemin evet, aksaklığı. Evet, yani bunu biz vatandaş evet, olarak elimizden gelen imkanlarla kendi aksiyonumuzu evet, alacağız. Bir şekilde buna çözüm üretmeye çalışacağız ama bu bireysel çözümlerdir. Yani siz sütü bilmem nereden getirirsiniz, ben yoğurdu bilmem nereye uğrayıp almaya çalışırım ama bu toplumun bütünü için bir çözüm üretmez. Sistemin bütünlüğün bir şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. Şimdi endüstrilerle olan ilişkimizde de bu iyi niyeti biliyorlar. Benim endüstriyi bir şekilde küçük düşürmek, üzmek gibi bir amacım yok. Yapılan iş yanlış, yapabileceğim bir şey yok. Keşke doğru olsa onlar bana söyleseler bir şeyler ama öyle değil. Onlar da şu an için şeyi fark etmiş durumdalar artık. Bir şeyler yanlış. Yani siz eğer evinizde aldığınız yoğurt 3-4 hafta geçmesine rağmen ekşime özelliği göstermiyorsa bunun içinde bir şey değiştiğini kabul etmeniz lazım. Endüstri diyor ki biz bunu çok iyi steril koşullarda katkı maddesi kullanmadan üretiyoruz. Haklılar mı? Haklılar. Ama öyle bir işlem yapıyorlar ki buna bir daha katkı maddesi koymaya gerek yok zaten. Evet. Mumyalıyorlar. Bu mumyalamanın, bu çürüme özelliğinin ortadan bozulma özelliği, ekşime özelliği, öbürünün yine aynı şekilde şişme özelliği, bunları kaldırdığınız zaman sizin önünüze gelen gıdanın sizi besleyici unsuru yok. Çünkü beslemeyle ilgili unsur, o içindeki ekşimeyi de sağlayan unsur. Ortak yola bozuyorlar. Bize yayın öncesinde bahsettiniz ideal süt nasıl olmalıdır, nasıl temin edilmelidir. İzleyenlerimiz için de soralım o zaman. İdeal süt nasıl olmalıdır? Açık süt alacaklar. Evet. Bunu endüstri, akademi üzerinden işte yok hastalık var. Çünkü otoriteyi de etkiliyor. Kamu spotu olarak güğümü gösteriyor. Karanlık bir ortamda sanki evet, sütçünün sattığı süt kötü amaçlarla ülkemize sokulmakta. Hayır, böyle bir şey yok. Açık süt bulacaklar. Sütçüyle iki laf edecekler. İki kelam laf. Çünkü adam da biliyor. Bugün biz bunu almazsak adamın seçeneği yok. Sütü bekletemez. Endüstri zaten buradan girmiş. Süt bekletilemediği için endüstri bunu ucuza kapatabiliyor. Çünkü onun ürettiği süt 4 ay stoklanabiliyor. Bozulmuyor. Evet. Ha, adam bize bu sütü satmak zorunda olduğu için sütçü, o zaman zaten bizi optimum koşullarda, en iyi koşullarda elinde tutmak zorunda. Evet. Adam cep telefonunu veriyor. Ne zaman isterseniz o zaman geliyor. Konuşuyorsunuz, bugün ihtiyacım yok diyorsunuz ama lütfen eğer gelecekseniz cumartesi günü getirin diyorsunuz. Telefon ediyorsunuz, İstanbul dışında pek çok bölgeden İstanbul'a günlük ciddi çiğ süt girişi var. Ve bu hastalık falan söz konusu değil, kimse rüya görmesin. Bizim çocukluğumuzda bu sütle geçti, sizin çocukluğunuzda bu evet, sütle geçti. Öyle, süt doğru, alınırdı, açık alırdı. Kaynatılırdı, ondan gayet güzel tatlısı da yapılırdı, yoğurdu da tutturulurdu. Evet. Sanki endüstri yoğurdu kendi keşfetmiş gibi anlatmak istiyor. Biz bunu hijyenik yap. Böyle bir kavram yok. Yoğurdun özelliği budur. Artık geleneksel beslenme şeklimiz de değişmiş oldu değil mi? Geleneksel beslenme şeklimiz kalmamış zaten. Evet. Yani orada biz de biraz tutuk davranmışız. Biz bazı şeyleri daha iyi zannediyoruz. İşte hazır köfte gelmiş. Bu köftenin bu fiyata gelmesi mümkün değil ki. Endüstri bizim bize çocuklarınız için şahane hazırladık. İşte hemen cızbız yapıverirsiniz ama... 8 liraya bu köfte olmaz. Nasıl yapıyorlar diye baktığınızda içine soya kıyması koyuyor. Soya kıyması onu şişiriyor, hacimlendiriyor. Evet. Aynı şey zaten ucuz sucuklar için de geçerli. Ama orada hiç olmazsa biliyorsunuz 8 liraya sucuk olmaz. Biraz bile bile kabullenilmişlik durumu. Ama sütü süt alıyorum diye alıyorsunuz. Açık süt almak için etraflarında arayış, birbirlerine yardım edecekler. Evet. Bu konu ortak bir konudur. İnsanlar birbirlerine yol gösterecek, destek olacak, evet, kendi evinde olan mayasından komşusuna verecek. Bunlar eskiden böyleydi. Sizin evinizde yoğurt mayası kalmamışsa komşunun kapısını çalardınız.
size bir fincan yoğurt verirdi. Hepsi o kadar. Evet. Evet, siz biraz önce de bahsettik. Sırf yani yumurta bile dediniz. Yani yumurtanın bembeyaz olmasına imkan yok. Evet, ona da bir işlemden geçiriyor. Endüstri bunu söylediğimiz zaman endüstriden ziyade akademi çok sinirleniyor ama bembeyaz yumurta ben hayatımda görmedim. Şimdi gidin marketlere, ucuz olan reyona bakın. Fiyatları şöyle bir gözden geçirin. Herkes lütfen aklından konuyu irdelesin. 4 tane anne bebek yumurtası diye satılan yumurta 3.25 lira. 6 tane, 10 tane jumbo boy organik diye satılan 3.40. 14. Evet. 30'luk 7 lira. Nasıl oluyor bu kadar büyük fiyat farkı dediğiniz zaman o zaman arkadaşlarımız bozuluyorlar. Çünkü diyorlar işte ranzalı kafes sisteminde bunu hayır böyle bir şey yok. Bunlar bu kadar bir kere beyaz olamaz diyorsunuz. Çünkü organik niyetiyle satılan yumurtalar bembeyaz değiller. Sizin piyasaya sattığınız yumurtalar bembeyaz. O zaman okumaya başlıyorsunuz. Çok kolay. İnternette egg washing powder diye girsinler. Herkes görecek 2 milyon ton dünyada yıllık üretimi var. Klorlu bir bileşik. Endüstri bunu zaten bakın ne kadar hijyenik yumurta hazırlıyoruz diye videolarını çekmiş. Televizyonlardan gösteriyor. Ben bunları rüyamda görmedim. Bir kanalda rastlıyorsunuz sonuçta. Yumurtalar bir yürüyen bantla geliyorlar. Bir solüsyonun içine giriyorlar. 55 saniye diyorlar. Ama mesela Avrupa'da bu yasak. Avrupa'da yumurtanın yıkanması İsveç haricinde yasak. Türkiye'de serbest. Bunun tebliği var mıdır? İnanınız bilmiyorum. Evet. Amerika'da kaplanması bile serbest. Üstünü başka şeylerle kaplıyorlar. Raf ömrünü uzatabilmek için. 3 ay raf ömrü veriyor yumurtaya. Niye veriyor? Çünkü yaz döneminde üretim zorlaştığı için yazı garantiye alıyor. Bu üretim sürekli olan üretim değil. Normalde köylü tavuğu yumurta için besler. Tavuk yumurtadan kesilmeye başladığı zaman artık karlı değilse keser ve yer. Evet. Ya da keser piyasaya sürer. Bu arkadaşlarımız endüstriyel üretim mantıklı et ve süt ya da yumurta olarak ayırmışlar. Hı hı. Et denildiği zaman o hayvan bambaşka bir şey. Buna piliç diyorlar. Bir özel yemle 45 günde büyütülüyor. Hakikaten tarladaki patatesler gibiler. Kusura bakmasınlar hafta sonu bir gazetede yine fotoğrafı gördüm. Adam almış kucağına kedi gibi seviyor. Diğerleri de yerlerinde oturuyorlar böyle. Şimdi bunun biz tavuk olmadığını biliyoruz artık. Zaten endüstri de tavuk demiyor. Evet. Hata bizde. Biz yanılmışız. Biz iyi niyetli davranmışız ya da bizim aklımız bağlanmış. İstediğimiz bu. Bu akıl bağlanmasının açılması. Buna tavuk diyen yok. Ya kanatlıdır, ya beyaz ettir, ya piliçtir. Ama resmi hiçbir ağız buna tavuk demez. Biz hep tavuk diyoruz. Beriyan'da yumurta üretimine bakıyorsunuz, benzer şeyi görüyorsunuz. Orada da yumurtanın miktarının artırılmasına yönelik. Süt üretimine gelince aynı şekilde endüstriyel üretim dediğiniz zaman siz hayvanı yavrusundan 3 gün emzirip ayırıyorlar. Ondan sonra o sütü bize satıyorlar. Şimdi bu ne insaflı, ne ahlaklı bir üretim biçimi. Bırakınız hayvan da yavrusu biraz emsin. O süt onun için geliyor, bizim için gelmiyor. Ama biz de bundan faydalanıyoruz. Ama hayvanın yavrusunu sütten mahrum bırakamazsınız. Peki sağlıklı bir tavuğu nasıl anlarız? Pişme süresine bakacaksınız. Gördüğüm budur. Burada konuştuklarımızın alt yapısı, arka plandaki olan bilgileri bir şekilde kaleme aldım. Bunu yakın zamanda izleyiciler bir şekilde kitapçılardan ulaşabilecekler. Bir kitap çok veriyoruz. Bu kitabı lütfen okusunlar, irdelesinler, evet, anlamaya çalışsınlar. Çünkü her zaman anlaşılması kolay olmuyor. Ama sağlıklı tavuk nasıl? Hakikaten tavuk dediğiniz şey 2 saatten 1,5 saatten önce pişmez. Nitekim İngiltere'ye marketleri özellikle bu niyetle gezmeye gittim. Sadece market gezme gezisi. Sonuç marketteki tavuğun üzerinde 1 saat 40 dakikada pişer diye etikette yazıyor. 1 saat 15'te de pişen var, 1.30'da da pişen var. Ama 20 dakikada pişen tavuk yok. Çünkü İngilizler uyanmışlar. Niye? Başlarına bir musibet gelmiş. Hayvanların kemiklerini, iç organlarını sonraki jenerasyona ineklerde yedirttikleri için deli dana ile karşılaşmışlar. Bugün baktığınızda İngiltere'ye gidip yolu düşen varsa zaten yemyeşil bir ülke. Çayırlarda serbest, evet, başlarında hiçbir şekilde çoban bile olmayan bembeyaz koyunlar var. Sabahtan akşama otluyorlar. Hiçbir şekilde toplanmıyorlar. 6 ayda bir bunlar ya kırkılıyor ya toplanıyorlar, etlerinden faydalanılıyor. Türkiye'deki üretim de aslında bundan çok farklı değildi. Ne zaman ki endüstriyel üretim büyük tesis istiyor, binlik tesis yaparsan diyor daha ucuz olur. Evet. Yemle besleyeceksin diyor. Hayvanı oturduğu yerden çıkartmayacaksın diyor.
Dört duvarın arasındaki hayvan önüne konanı yiyor. Biz, piliç nasıl yiyor? 23 saat ışık veriyorsunuz. Şu ışığı verdiğiniz zaman 23 saat hayvan otomatik yeme haline geçiyor. Ondan sonra bir saat uyutuyorsunuz. 23 saat tekrar ışık veriyor. O bir saati uyutmazsanız kemik yapısı gelişmiyor. Evet. Kemik yapısı gelişmediği için sizin aldığınız piliçler aynı kolajen yapısının bozuk olması nedeniyle 20 dakika içinde pişer hale geliyor. Bunda tabii ki büyüme amaçlı antibiyotik denen bir kavram da var. Bunu da bakınız geçtiğimiz haftaki Newsweek'te ana kapak konusuydu bu. Antibiyotiklere karşı bir direnç var. Bunun başlıca sebebi hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan antibiyotikler. Evet. Bunlara büyüme amaçlı antibiyotik diyorlar. Bunlar sağlıkla, koruyucu, preventif tıpla falan bir alakası yok. Öyle bir niyet. Hayır, antibiyotiği verdiğinizde hayvanın metabolizmasını değiştiriyorsunuz, bağırsaklarını baskılıyorsunuz, bakteri örtüsünü bozuyorsunuz. Hayvan aldığını hiçbir şekilde zaten saf yem veriyorsunuz, rafine edilmiş yem. Hiç posa oluşturmadan, bağırsaklarını beslemek zorunda kalmadan kendi büyüyor. Bu şekilde yapılan üretimden tavuk çıkmaz. Evet, tabii bu genel olarak bakıldığında her şeyde bunu görmek mümkün. Balda da görüyoruz bunu. Ha, kuşkusuz. Evet. Elbette balda da söz konusu. Adam gelmiş 5 litre balı, 5 kilo balı 100 liraya veriyor. Şimdi bunun bu fiyata olmayacağını biz zaten biliyoruz. İyi kaliteli balın fiyatı belli. Ha, ben ayırt edebilir miyim? Yok, ben ayırt edemem. Onu bilmiyorum. Ama tavukta mesela saman gibi olmasıyla yediğiniz zaman lezzet ve çiğnemedeki o farkı ayırt edebiliyorsunuz. Çünkü ben çocukluğumda tavuğu gördüm. Annem alırdı. Pişmedi. Hakikaten o tendonlarını, kas kirişlerini buttan sıyırırken dişime gelirdi. Ben anneme daha çok pişirseydin derdim ama 2 saat haşlamış. Üstünde bu kadar yağı çıkardı. Evet. Ondan pilav yapardınız. Çünkü olağanüstü bir kolajen bırakıyor. Tavuk eti için değil, kolajeni için aslında tüketiliyor. Siz hayvanın zaten göğsü möğsü yoktur. Öyle tavuk dediğiniz şey, uçmayan hayvanın göğsü niye büyüsün? Göğüs eti zaten küçüktür bu hayvanın. Ama 2 saatte pişirdiğiniz zaman vücudun içindeki bütün besleyici rayiha, kolajen, jöle suya geçiyor. Bu suda zor eriyen bir molekül. O yüzden çabuk pişmiyor. Yavaş yavaş suya karışıyor. Hayvanın bünyesinden kolajen çekildiği zaman kaynatmayla yenebilir hale geliyor. Yoksa pişme olayı 5 dakikada da olur ama çiğneyemezsiniz. Lastik gibidir. O hatır sonucu tavuk, çiğ tavuk yedim meselesi budur. Evet. Çiğnenebilir bir şey değildir. Eğer siz buna erişebilirseniz ki mümkün, organik diyorlar şimdi. Organiğe de her zaman biz bu coğrafyanın insanı olarak böyle anten kuntin bir şey olduğu zaman gülümseyerek bakıyoruz. Hakikaten mi organik diye. Pişme süresine bakacaklar. Kokusuna ve lezzetine bakacaklar. Çünkü çok büyük fark var. Anlamamaları mümkün değil. Ama endüstrinin yaptığı bu işlemlerin İki tane büyük hatası var. Bir tanesi çocukların tat duyuları gelişim aşamasında bir kere bu tatsız olana adapte olursa öbürü ağır geliyor ve yiyemez hale geliyor. Evet. Kokuyor diyor. Gerçek yumurta veriyorsunuz bu kokuyor diyor. Gerçek süt veriyorsunuz bu. Ha, ne yapıyor endüstri? Sonraki satışlar için kendine sadık bir müşteri portföyünü çocuktan yetiştirmeye başlıyor. İkincisi eksik zaman içerisinde birikiyor. Bir süre sonra vücudun artık kaldırılamaz bir noktasına geldiği zaman o zaman da işte değişik hastalıklar olarak ortaya çıkıyor. Bu kimisinde bir tablo diyabet, kimisinde başka tablo. Organik tarımla doğal tarım aynı mı? Değil. Yoksa arada farklılıklar değil. Var mı? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni çok eleştiriyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri bir düzen üzerine kuruludur. Siz o düzen içerisinde kuruluş aşamasında kurulmuş bir ülkedir, yapmadır. Yapma olduğu için de bir bilgisayar programı gibi çalışır. Yani siz eğer bir takım şeyleri girerseniz doğru, size doğru sonuç verir. Karıştırmaya başlarsa hep karıştırmaya başlar. Doğal diye bir şey aslında yok. Burada haklılar. Çünkü siz bir tarım uygulaması için çapayı eline alıp da toprağa vurduğunuz anda bir aktif bir işlem olduğu için buna doğal diyemiyorsunuz. Ancak yerden bitmiş bir şeyi kopartırsanız. Ama buna yakın olanını yapabilirsiniz. Organik bu kavramı karşılamak için geliştirilmiştir. Orada da kural şudur. Bir şekilde siz bu bitkiyi yetiştirirken gerekirse hayvancılıkta da ilaç kullanabilirsiniz. Fakat doğru kullanacaksınız, en az kullanacaksınız ve devşirmeden önce ürünü keseceksiniz. Ve belli bir zaman vereceksiniz ki bitkinin bünyesinden uzaklaştırılsın. Üstelik ilaç kontrolsüz kullanılıyor. Çiftçi eğer ziraat mühendisi tarafından doğru yönlendirilmezse keyfe keder kullanılıyor. Yani
ilaç mantığı olduğu için şifa mantığı var. O yüzden fazlasını verirsem daha da iyi olur diye düşünüyor. Öyle bir kavram yok. Siz fazlasını verirseniz bitkinin içinde daha fazla sorun çıkacaktır. Evet. Vatandaşlarımız eğer alışveriş yapacaklarsa mümkünse İstanbul'un değişik yerlerinde kurulan ekolojik pazarlar var. Oradan alacaklar. Ha bunu yapamıyoruz. O zaman tadı, kokusu, dokusu düzgün bildiklerini alacaklar. Yani siz böyle domatesi almışsınız, kırmızı güzel görünüyor. Evet. Bir açıyorsunuz içi böyle garip mantar gibi bir şey. Lifsi bir odunsu dokusu var. Böyle domates olmaz. Bunu yemekle bir sorun olur mu? Bir tane domatesi yemekle tabii sorun olmaz. Ama siz bütün beslenmenizi buna bağlarsanız, diğer ürünler de bozuk olduğu için, yetersiz içeriğe sahip olduğu için eksik beslenirsiniz. Evet. En sonunda bir yerde kaynaklar yetmez hale geldiğinizde vücudunuz azar. O azma durumundan korunmak için beslenmelerini düzenli yapmak zorundalar. Bu mesele hafife alınır bir şey değil, lafı bile hafif. Evet. Çünkü 20 yıl öncesi duruma göre herkeste ciddi hastalık var. Gencecik insanların ağzında diş kalmamış. Evet. Bu yanlış bir şey mi? Hayır, doğru. Konuşuyorum. Hocam diyor, haklısınız, implant çaktırıyorum diyor. Aa, implant çaktırıyor. Kaç yaşında? 25 yaşında. Nasıl döküldü? Tek tek çürüyüp dökülmüş. Nasıl dökülüyor? Çünkü pilici 20 dakikada ne haşlatıyorsa, dağıltıyorsa dokusunu, hayvanı 20 evet. dakikada göğsünü çekiyorsunuz elinizde kalıyor, butunu çekiyorsunuz elinizde kalıyor. Deri zaten eskiden hatırlayınız, yaşımız tutuyor Allah'tan. Tavuğun derisi sağlam, çiğnenmesi gereken bir şeydi. Çiğnerdiniz. Bunun derisi peluş gibi. Evet. Şöyle yapıyorsunuz ayrılıyor. Nedir bunun dokusunu bu kadar bozup da hızlı dağılmasına neden olan? Aynı etken sizde de dişinizin dökülmesine neden oluyor. Aslında mesele son derece açık. Bu bir antibiyotik kalıntısıysa ki çok büyük olasılıktır. Evet. Kullandıkları ilaçların bir kısmı insanlarda deri sertleşmesinin tedavisinde kullanılıyor. Ve bu rutin olarak bütün piliçlere veriliyor. Koksidiyozdan korumak için. O halde o zaman mecburen organik almak zorundasınız. Lafı sevmiyorum ama piyasadaki karşılığı bu. Köy tavuğu denen bir kavram var ama evet. tanımlanması yok. Devlet nezdinde tanımlanmış bir köy tavuğu tanımı yok. Endüstri bir ara tartışmaların göbeğinde aromatik tavuk lafını icat etti. Onlar aromatik tavuk diye bir şey yok ki. Tamamen çakma bir tanım. Evet. O halde insanlar tavuk bir kere beyaz et de değildir. Bu zaman içinde yerleştirilmiş. Beyaz et, sağlıklı beyaz et, sağlık. Hayır, tavuğun eti beyaz değil. Gerçek köy tavuğu bulursanız bal gibi kırmızı eti var. Ve yediğiniz zaman da incik tadında bir lezzeti var. O halde tavuk bulmaya çalışacaklar. Maksimum bulabilecekleri güzel satan yerler var, oraları. Onun dışında organik, pişme süresine bakacak. Kokusuna, tadına, raihasına, dokusuna, çiğnendiği zaman kıvamı nasıl, jöle oluşturuyor mu? Bunları pratik olarak söylemek zorundayız. Piliçler sade suya trite dönüşüyorlar. Evet, evet siz tabii aksaklıkları anlatırken objektif olarak anlatıyorsunuz. Bunda kötü bir niyetiniz olmadığı da çok açık. Zaten bu aksaklıkların içinde onun üreticisi de aynı aksaklıklara maruz kalıyor. Çünkü o ürettiği zaman, öbürü de öyle ürettiği zaman, öbürü de öyle ürettiği zaman herkes neticede aynı şeyi yiyip aynı şekilde beslenmiş oluyor. Bütün yerlerine maruz kalmış oluyor. Evet. Okullardan birine evet. konuşmaya gittim Oktay Bey. Orada arkadan bir beyefendi, ben dedi çocuğuma her gün dedi bu tavuğu yediriyorum, daha doğrusu pilici ve ben bundan kesinlikle eminim. Ben falanca firmanın genel müdürüyüm dedi. Bakın beyefendi dedim, 26 yıldır işin içindeymiş. Siz 26 yıl içinde olabilirsiniz. Evet. Ben de buradayım ama okuduğum zaman bu akla uygun bir şey değil. Normalde bir yılda büyüyebilen bir hayvan, evet. eğer bunun karşılığı fıtratsa, yiyeceği ne olduğu belli olan bir hayvan, siz bunu alıp da 45 günde büyütebiliyorsanız bu boyuta, bunun nasıl olduğunu bir kere sorgulayın. Bir anormallik var. Bir sorgulama, paradigma değişiminden kastım bu. Bunda bir anormallik var. Bu böyle bir şey olamaz. Evet. Soyları geliştirilmiştir efendim. Bunlar işte çok daha iyi, bir çaprazlama yaptık, yeni bir soy. Hayır değil. İki tane basketbolcu, iki onluk evlendiği zaman 3 metre mi çocukları oluyor? Böyle bir çaprazlama falan söz konusu değil. Bunların hepsi kendi kendilerine insanların bir şekilde bir argüman, bir yanılsama olarak söyleyip sonra kendileri de inandıkları durumdur. Muhtemelen o arkadaşımız da arkasından durumun da öyle olmadığını, evet. çocuğuna onun yedirtilmemesi gerektiğini fark etti. Ama şöyle söyleyeyim, piliç açısından sorunumuz şu, tavuk olursa bunun rakamı kilo başına 15 liranın altına inmez. Çünkü ucuz beyaz et, ucuz evet. sağlıklı beyaz et diye bir kavram yok. Doğanın kanunları bellidir.
bu kanunlar çerçevesinde bir şeyin maliyeti buysa, kırmızı etin kilosunun 25 lira olması, bu tavukta çok daha fazla olmak zorundadır. Çünkü hayvan metabolik olarak çok daha üstündür. Üstün bir metabolizmadan bahsediyorsunuz. Bu hayvan uçucu değil ama sonuçta avian sınıfından bir hayvan. Bu hayvanı biz yiyoruz çünkü diğerlerinin muhtemelen eti yenemiyor. Her kuşun eti yenmez denmesinin nedeni bu. Bu yenebilir olanı. Uzun süre haşlarsanız yenebilir hale geliyor. Normalde hakiki köy tavuğunu da herhalde 3 saatten önce pişiremiyorsunuz. Evet, biraz önce de anlattınız. Bu mesela tüysüz bir tavuk elde etmenin yöntemini bulmuşlar. Elbette. Evet, mesela o da çok yanlış bir şey. Çünkü biz biliyoruz, mesela genetik olarak pleyotropik etkilenen bir şey var. Yani bir gen işte çok sayıda özelliği kontrol tabii edebiliyor aynı zamanda. Birini bozduğunuz zaman o başka şeylere de yansıyor. Değil mi? Tabii. Evet. Şimdi insanoğlunun akıl tutulmasının bir başka boyutu da bu gen meselesi. Gen meselesine girdikleri zaman bunlar bir takım şeyleri açıklayabileceklerini düşünüp çok mutlu olmuşlar. Derken insan genom projesi bitiyor. İnsan genom projesiyle birlikte sadece insan değil, bugün herhalde genomunun bütünü ortaya konmamış olan çok fazla canlı kalmadı. Fareyi de biliyoruz, tavuğu da biliyoruz. Bunların hepsinin evet, genom projeleri tamamlandı. Sonuç, insanda toplamda 25 bin gen var. 25 bin genle sizin evet, bu kadar karmaşık bir mekanizmayı, yapıyı açıklamanız mümkün değil. O zaman sizin bu genetikle ilgili varsayımlarınız çökmeye başlıyor. Nitekim ne yaptılar? Library'ler kurmuşlar. Bilgisayarda erişebilirsiniz. Açıktır tamamen. Gen dizisini çıkartıp kütüphane yapmış. Ve bu gelişmenin yöntemini bu olarak belirliyor. Çünkü bu Amerikan zihniyetidir. Kütüphaneler oluştururlar. Çok düzenlidirler. Her şeye erişebilirsiniz. Belli bir sekansı onun içinde tarayabilirsiniz. Her türlü imkanı arama motoru size verir. Ama anlamlandıramadığınız takdirde, manaya erişemezseniz o genin ne işe yaradığını bulamazsınız. Adam ciltteki tüyün çıkmasıyla ilgili olan geni buluyor. Bu geni bloke ettiği zaman tüysüz tavuğa dönüşüyor. Bunun zaten fare modeli yıllar önce yapıldı. Mesele dediğiniz gibi bu etkinin hayvanda başka ne değişikliğe neden olup olmadığını bilmememizde. Tabii. Bu yenebilir mi? İsteyen bakabilir, tüysüz tavuğun İngilizcesini girsinler. İlgili gazetenin web sayfasından görüntüye erişebiliyorlar ve inanınız, hakikaten insanı son derece dehşete kapatırtan bir görüntü. Bu yenebilir bir şey değil. Göz görmeyince gönül katlanıyor derler. Göz görmeyince evet, insanlar bunu tüketiyorlar. Çünkü ucuz. 1 liraya, 1,5 liraya adam size yarım ekmek piliç döner veriyor. Yanına da bir ayran veriyor. Ve kapalı ayran veriyor. Nasıl oluyor bu 1,5 liraya? Bu ne bolluktur? Günde 5 lira olduğunu varsayın. 150 liraya karnınızı doyuruyorsunuz aylık. Böyle bir kavram var mı? Yok elbette. Ha, bunun arkasından bir de bilimsel olarak ya da neyse yaptığınız zaman analizinizin aslında adamların kurmuş olduğu sistematiğinin de çok fazla doğru olmadığını görüyorsunuz. Çünkü 25 bin genle bu şekilde açıklanamıyorsa eğer, çok daha fazlasını bekliyorlardı. Çünkü zihniyet bir otomobil tarif etmek üzerine kurulmuş. Buna Descartes'in kartezyen felsefesi deniyor. Yani bir karbüratör vardır, bir lastik vardır, bir bilmem ne vardır. Bunları birleştirirseniz bir otomobil olur. Ama insan vücudu bir hücreden gelişen bir şey. Evet. Otomobil mantığıyla çalışmıyor. Siz dolayısıyla sistemi kaş diyorsunuz, terin gelmesini engellediği içindir diyor. Hayır, böyle bir kavram yok. Bu açıklama bu kadar basit değil. 25 bin genle siz bunu açıklayamazsınız. Demek ki sizin de bakış açınızı bir daha sorgulamanız lazım. Yapabileceğim bir şey yok. İlim bilim bunu söylüyor. Evet. Sorgulayacaksınız. Doğru. Şimdi demek ki öyle bir noktaya gelinmesi gerekiyor ki bir kere bilimde bir ilerleme gerekiyor. Genetik bilimi çok ilerleyecek. Hakikaten genetik müdahaleyle daha verimli, daha besleyici, daha sağlığa yararlı bir şey elde edilebilir. Ama bu bilimin daha da ilerlemesine bakan bir şey. Yani o maalesef olmayacak. Olmuyor. İleride olur ama. Yok, evet, ileride de olmaz. Çünkü bunun bir mantığı var. Bu mantık kendi içerisinde sabit. Yani şöyle söyleyeyim, iki tane mıknatıs alınız, birbirine bağlayınız. Bağladığınız zaman iki uçtan yine mıknatıs olacaktır. Ama iki mıknatıs gücünü elde edemiyorsunuz. Olmuyor. İsterseniz üç mıknatısla yapın, sonuçta hep bir mıknatıs gücünde kalıyorsunuz. Bilyelerle bunu deneyebilirsiniz. O halde başka bir mantık var. Siz verimi artırmak için geninin menini oynayamazsınız. Tamamen aykırı. Böyle bir şey yapılamaz. Ha, siz iyi çapalarsınız, doğru su vermeye çalışırsınız, iklimine uygun yetiştirirsiniz. O zaman zaten size optimum. Bütünü bir bunun.
Yani siz bu piliçten 10 tane yerseniz bir tane tavuğun içeriğini alabiliyorsunuz. Evet. Çokmuş gibi görünüyor ama içerik olarak zayıf. Az yenecek, öz yenecek. Siz bir kaşıkla da aynı şeyi alabilirsiniz. Bir kavanoz bal yeseniz bile aynı şeyi alamayabilirsiniz. Verim artışı diye bir kavram ne yazık yok. Çok üzgün. Okuduğunuz zaman miktarı artıyorsunuz. Buna verim diyorsunuz ama kaliteye geldiği zaman verimle kalite ters orantılı. Verim artarsa kalite düşüyor çünkü muhteviyatı aynı. Evet. O zaman şöyle diyelim, aksaklıklar var. Aksaklığın ortadan kalkması için toplu bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Evet, toplu bir zihniyet evet. değişikliği olacak. Mesela biz de farkındayız, siz de farkındasınız. Sadece sağlık sektöründe değil. Elbette. Bilimde, sanatta, estetikte bir gerileme ve küçülme oldu. Yani mesela diyelim ki estetik ve sanat Osmanlı dönemi var. İşte Romalıların estetik ve sanat anlayışı var. Bayağı ileriydi. Günümüzde daha bir geriledi. Bilimde de bir daralma meydana geldi. Her ne kadar ilerleme olduysa da bir kısırlık var. Yani bir verimsizlik var. Bu zihniyet değişikliği de ortadan kalkabilir ancak. Çünkü bu söylediğiniz şey dünya çapında bir problem. Yani ben de Amerika'da yaşadım. Doğru. Türkiye'de olan bir problem. İşte Fransa'ya örnek verdiniz mesela. Onların anlayışı dediniz. Bize de işte sirayet etmiş. Aynı anlayışı geleneklerinden dolayı devam ettiriyorlar. Yani demek ki her yerde bir zihniyet değişikliğiyle hem beslenmede, sağlıkta, sanatta, bilimde daha büyük ilerlemeler olabilir. Bugün bir büyük zihniyet değişikliği gerekiyor. Zincir reaksiyonu bu. Siz bugün başlıyorsunuz, daha pahalı bir cep telefonu, özeniyorlar. Almak istediği zaman bir şeyden kısması gerekiyor. Kıstığı şeyi gıda imkan sağlıyor. Çünkü ucuz marketten 20 liraya file doldurabiliyorsunuz. Eskiden mahallede birkaç kişinin arabası vardı, şimdi her evin iki arabası var. Bu sürdürülebilir değil, kaynaklar kısıtlı. Siz imkanlarınızı buna göre gözden geçireceksiniz. Siz ahlakınızı da buna göre gözden geçireceksiniz. Siz hayattan beklentilerinizi de buna göre gözden geçireceksiniz. Çünkü sınırsız zenginlik diye bir şey yok. Bizim Balta Limanı'nda gidiniz köşkün odalarını alt şeyine yazar. Kanaat et, sakın açgözlü olma. Birinci oda. İkinci oda. Çünkü açgözlü olmak gibi onur kırıcı bir şey yoktur. Üçüncü oda. Köle açgözlü olduğu sürece hürdür. Hür tok gözlü olduğu sürece köledir. Mesele bu. Siz beklentilerinizi ona göre ayarlayacaksınız. Hür olan kişi açgözlü olursa köleleşir. Köle olan kişi tok gözlü olursa hür olur. O zaman yapmanız gereken bu görüşü değiştirmek. Çünkü bunların bütünü aynı döngü üzerine kurulu. Daha çok kazanmak, rentable olması, ekonomik olarak verimli olması, mantık silsilesi aynı olunca bunun biyolojide başarılmış olan kısmı bizim önümüze gıda olarak geliyor. Yoksa evet. yeni bulunmuş, yeni konulmuş, derinleştirilmiş bir felsefe söz konusu değil. Şey konusunda tamamen haklısınız. Neden iyi bir senfoni yazılamıyor? Niye derinlikli bir musiki bestelenemiyor? Evet. Neden kaliteli bir şey yazılamıyor? Çünkü yüzeyselleşme ekonomik kaygılarla ters orantılı gider. Siz ne kadar ekonomik kaygınızı artırırsanız o kadar derinleşme şansını ortadan kaldırır, yüzeysel hale gelmeye başlarsınız. Evet. Bunlarla ilgili kimsenin bir artık içerisinde taşıdığı şey yok. Ekrana bakıyoruz. Bütün millet ekrana bakıyor. Evet. Televizyon olsun, cep telefonu olsun, bilgisayar olsun. Herkes bir şekilde ekrana bakıyor. Şehrin içinde bile ekransız yürüyemiyorsunuz. Her tarafta ekran var. Metroya gidiyorsunuz ekran evet. var. Ve fikse olarak bakıyorlar. Mesaj sürekli veriliyor, veriliyor, veriliyor. Bunun içinden çıkamazlar. Bunun içinden ancak bir miktar içlerine dönerse, bir miktar ahlaklarını, dünyaya bakış açılarını, hırslarını kontrol altına alabilirlerse çıkabilirler. Yani köle olsalar bile tok gözlü olurlarsa manen hürleşecekler. Ama hür olsalar bile aç gözlü olursa köleleşecekler. Güçlü bir maneviyat çok önemli tabii ki. Evet. Fazlasıyla, evet. fazlasıyla önemli. Tabii, değil mi? İnsanlar mesela herkes egoist olmasa, elbette. Bu egoist sistemden dolayı bütün dünya çapında ekonomik İnsanlar kriz oldu. İnsanlar birbirlerine özeniyorlar. Evet. Biri üstüne bir şey alıyor, öbürü de gidiyor alıyor. Öbürü de başka bir şey alıyor, ben de bunu aldım diye gösteriyor. Üstümüze şöyle bir baktım geçtiğimiz senelerde. Şu anki mevcut çorap envanterim aslında hayatımı geçirmeye fazlasıyla yeterli. Materyalin bu kadar ucuzladığı tekstil çok ucuz. 5 liraya ister tişört alıyorsunuz. Evet. Giy yıpranır ama asla giyilemeyecek hale gelmiyor.
Ama bakıyorsunuz internette herkes bir takım sitelerden mal almaya çalışıyor. Ne diyor? Mal ve çocuk artırma hevesi sizi oyaladı. Evet. Oyalanıyorlar. Evet, doğru. Bu şekilde bu uygarlığın ileri gitmesi mümkün değil. Bu şekilde savaşsız yaşamaları da mümkün değil. Doğru. Çünkü sistem daraldığı anda bunu çözecek olan bir infilak lazım. O infilağı da bir savaş çıkartarak yapıyorlar. Evet. O bir tutku haline geliyor çünkü. Maalesef. Ve bu içselleştiriliyor. Mutlaka, hayır öyle bir kavram yok. Herkes sınırlarını bilirse bu savaşın çıkması da gerekmiyor. Evet, yani hepsinin çözümü dediğiniz gibi tamamen katılıyoruz. Güçlü bir maneviyatla, evet. işte o zaman yani herkes dürüst olduğu zaman, egoist olmadığı zaman, sevgi, saygı, merhamet yaygınlaştığı zaman dünya çapında, o zaman ekonomik olarak zenginlik de olur. Yani mesela bugün savaş sanayine diyelim, 1 trilyon, işte 1,5 trilyon, 1,6 trilyon dolar gidiyorsa, bu parayla dünyanın işte 14 yıllık bütün aç fakir ihtiyacı ortadan kaldırılabiliyorsa, bunların derler hepsi ki, olduğu takdirde o zaman herkes zengin de olur. Beslenme sanayi de düzelse mesela, herkese verimli, hayır, daha sağlıklı insanlar olsa, daha zengin. İstemiyorlar. Biz istiyoruz, olur mu? Biz isteyeceğiz. Onlar istemiyor zaten. Manhattan'ın bir günlük çöpe attığı gıdasıyla Afrika'nın bir yılının giderebileceğini söylüyor. Evet. Manhattan'ın bir tabii günlük gıda harcamasıyla biliyorsunuz. Evet. Manhattan'da homeless, evsiz insanlar var. Yani onlara bile bakmıyorlar yüzüne. Yani sokakta bakmazlar, şeyde yaşıyorlar. Sistem ona göre kuruluyor. Adam diyor ki bana, ben bunun parasını mı karşılayacağım diyor. Ya diyorsun, bir sosyal adalet yok mu sizin ülkenizde? Doğru. Bu ülkenin fakirine bakacak bir sisteminiz yok mu? Hayır, başkan bunda ısrar ederse başkanı bu sefer hedefe koyuyorlar. Çok acayip. Böyle bir düşünce yapısı. Ama bu düşünce yapısı değişir mi? Kuşkusuz değişir. Değişir. Sadece evet, bizim istememize bağlı. Yani evet, biz oraya gidip onlara şöyle yapacaksın demeyeceğiz. Evet. Biz bu yoğurdu almayız. Biz sütümüzü buluruz ve yoğurdumuzu yaparız dersek, biz fazladan buna ihtiyacımız yok, İhtiyacı olan birini bulup verin dersek, o zaman bu sistem değişiyor. Evet. Ve bu genellikle değil, her zaman doğudan gelmiştir. Buradan geliyor impulslar. Bu tarihte hiçbir zaman değişmedi. Hep bu coğrafyadan gelir, hep bu coğrafyadan çıkar. Bu sefer de vatandaşlarımız eğer bu duyarlılığı gösterirlerse, bu konuda ısrarlı olurlarsa, sağlıkları çocukları için geçerli bu. Gelecekleri için, çocuklar diploma alıyor ama bir şey bilmiyorlar. Böyle düşünsünler lütfen. Evet. Herkes bir sertifikasyon programında. Herkes bir özel bilmem ne programında. Sonunda geliyor karşınıza, konuşuyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyor ki. Amerika'nın başkentini bilmiyor. Fransa'nın nesi olduğunu bilmiyor. E bu adama siz bu sertifikaları neye binaen veriyorsunuz? Bir ucundan tutamadığı bir sistemin nesini anlayacak, evet, sertifikalarla? Hiçbir şeyini anlamıyor. Dostlar alışverişte görsün şeklinde bir model yerleştirilmiş. Biz de bunun içine çekilmişiz bugüne kadar. Bundan sonrasında ama bilecekse hakikaten bilecek. Bu çok önemli. Evet. İhtiyaçlarını saptayacak, fazlasını istemeyecek. Eğer imkanı varsa başkalarının eksiğini gidermeye çalışacak. Kendi evin camiasına hakim olacak. Akşam televizyonun karşısında yayılıp da hiçbir şeye yaramayan dizileri seyretmektense iki kelime karşılıklı eskilerden sohbet etsinler. Karın yağdığını hatırlasınlar. İstanbul'da kar yağmıyor. Evet. Evet. Pınar Hanım, var mı sizin soracağınız? Aslında gerçi zamanımızın sonuna geliyoruz ama ben kanserli doğal beslenmenin önemini sormak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Hastalarımızın bir kısmına bir şey yapamayacak hale geldiğimiz zaman bunu artık köyüne gidebilir. Yani gitmek istiyorsa eski coğrafyasında, oradaki arkadaşlarıyla son zamanı geçirmek istiyorlarsa gitsin diye gönderiyoruz. Onların bir kısmı iyileşip geliyor. Neden? Çünkü köydeki ortam farklı. Köydeki yedikleri daha doğal. Yakın zamana kadar bu kesin geçerliydi. Şimdi artık köylü de marketten alıyor. Ucuz marketler Anadolu'nun her tarafında. Türkmen köylüsü diyorlar, Toroslardan aşağı geliyor. Marketten yoğurt alıyor. Böyle bir şey olamaz. Ama bu en azından beslenme ile sağlık açısındaki, kanser açısındaki ilişkiyi de gösteriyor. Çünkü siz, evet, bir şeyin o. Bugün hastalar şunu çok iyi bilsinler. Onlara en iyi ilaçları bile versek, en son teknolojiyi bile kullansak, eğer kaynak teminleri yoksa biz onların vücutlarını bütün olarak tutamayız. Kaynağın temini, bizim yaptığımız tedavi de bir şeyleri yiyor. Kemoterapi gören hastaların vücutları değişiyor, fizyonomileri değişiyor. Kaynağı yerine koymadıkları sürece, o yüzden beslenme herkes için özel, onlar için apayrı bir önem, evet, taşıyor. Evet, evet. Mutlaka iyi kaynak bulacaklar. Bu dediğimiz şeyler geçerlidir. Yoğurt kanunen
radyasyonla uğraşanlara, maden işçilerine, kimya alanında faaliyet gösterenlere zorunludur kanunen, ama yoğurt olması gerekir. Çünkü zehirlenmede de yoğurt kullanılır. Bu yoğurtların bu özelliği yok. Vücutlarına almış oldukları kemoterapötik ilaçların zararlı etkilerini de aynı yoğurtla, evet, aynı ayranla giderecek gerçeğini bulmaları gerekiyor. Paça, Avrupa Birliği ülkeyi zaten öncesinde sanki biz girmişiz gibi değiştirmeye çalışıyor. Biz onların domuz yemelerine karışıyor muyuz ki onlar bizim ülkemizde paça işkembe yenmesine karışırlar? Evet. Bunlar da değişiyor. Ülkemizde çünkü sakatatçı kalmadı. Evet. Şimdilerde biraz biraz insanlar neyi ellerinden kaybetmekte olduğunu anlamaya başladılar. Ama gittiğinizde siz İngiltere'de işkembenin bilmem nesinden yemek yapılıyor görüyorsunuz. Onlar karıştırtmamışlar. Zaten İngiltere Avrupa Birliği'ne pek girmiş gibi de durmuyor. Parası da aynı. Koşulları da farklı. Hiç karışmıyor. Uzaktan seyrediyor. Evet. Sistemi bugün götüren birkaç ülkedir. Onlar da eğer bu işten çekilirlerse, ki eninde sonunda çekilecekler, zaten ortada girecek bir birlik falan kalmayacak. Bizim de zaten Avrupa'nın bize iki gömlek dar geleceğini bilmemiz gerekiyor. İki gömlek, iki beden dar gelir. Çünkü daha öndeyiz. Biz kendi değerimizi azımsıyoruz. Bu bir aşağılık duygusuysa çok uzun süreden beri ekile ekile buraya gelmiş. Böyle bir şey yok. Doğru, Türkiye lider olur hatta. Büyük bir birlik. Lider olmamız da gerekmiyor. Evet. Kendi önce işimizi yani, görelim. Evet, önce olalım. Onlara da yol gösterebiliriz. Evet. Biz bu konuda bir deneyime sahibiz. Evet. Bu bölgeye elbette bir prestijimiz var. Evet. Eskisiyiz buranın. Doğru. Mahallede öteden beri oturuyorduk. Dolayısıyla biz eğer kendimizi toplayıp da bir şeyin altına, birbirimizle ufak tefek günlük işler yüzünden didişmeyi bırakabilirsek, doğru, biz bölgenin dediğiniz gibi bir önderi de olabiliriz. Bir akıl hocası haline gelebiliriz. Evet. Belki daha iyisi. Evet. Ama gelecek inşallah. Evet, biz olacak. Buna inanıyoruz. Evet. İnşallah. Tarih, evet, döngülerden ibarettir. Bu döngüler her zaman olmuş. İnsanlar belli bir dönemde akıllarını kaybederler, belli bir dönemde tekrar, evet, toparlanmaya başlarlar. Evet. Umarız vesile olur vatandaşlarımızın bu gıda konusundaki, İnşallah, tutarlılıkları. Çünkü bununla hakikaten geleceği değiştirebilirler. İnşallah. Sizin çalışmalarınızı takdir ediyoruz hakikaten. Hem, evet, bilginiz, teşekkür ediyorum, zeki ve entelektüel olmanız ve iyi niyetle hareket etmeniz. İyi niyet her şeyde, evet, esastır. İyi niyetli, evet, olmak zorundasınız. Yani bir aksaklığı amacınız görüyorsunuz. Güzel bir şekilde onu değiştirmek güzel için. Güzel bir, evet, şekilde. Biz de endüstrinin imkanlarını, evet, biliyoruz. Bugün desek ki siz şundan şuna dönüşün, nasıl dönüşecekler? Bir anda olmaz. Büyük değişimler yavaş olur ama kalıcı olur. Bu değişim oluyor. Olacak. Evet. Bundan sonrasında da devam edecek. Çünkü endüstri meselenin tahmin ettiği gibi olmadığını anladı. Biz de eğer kendimizi biraz düzeltebilirsek vatandaş olarak manevi anlamda, tabii, inanınız çok, çok daha büyük bir zıplama olacak. Evet, elbette. Evet. Elbette. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sizinle tekrar bir program yapmak isteriz. Ne zaman arzu edersiniz. Çok memnun oluruz. Evet, çok çok teşekkür, evet, ederiz. Hakikaten zengin bilginizden faydalandı. Herkes de faydalandı. Tekrar ağırlamak isteriz. Şeref duyarız. Bir Yaşam ve Sağlık programının daha sonuna geldik. Pınar Akkaş Hanım'la beraber sunduğumuz çok değerli bir konuğumuz vardı. Sayın Doktor Yavuz Dizdar Beyefendi. İnşallah başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyoruz.